Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Bir Konuşa Konuşa programında daha ben Gülten Sarı sizlerin karşısındayım. Bugün yine sıcak gündemi konuşacağız. Kültür Eski Bakanı Ertuğrul Günay ve Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar konuğumuz. Önce bir hoş geldin diyelim kendilerine. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülten. Evet, sıcak gündemde Hollanda'da bugün bir saldırı gerçekleştirildi siviller üzerine Utrecht kentinde. Henüz ölü ve yaralı sayısına dair bir açıklama yok. Yeni Zelanda saldırısının hemen ardından gerçekleşti. Müthiş bir tartışma cereyan ediyor bu konuda, izliyorsunuz. Mesele iç siyasi gündemin de hararetli tartışma konularından bir tanesi. Yeni Zelanda'daki saldırıda iki camiye gerçekleştirilmişti. 50 Müslüman hayatını kaybetmiş, ardından İslamofobi ve Batı dünyasına yönelik hem içeride hem dışarıda eleştiriler gelmişti. AKP iktidarı da Haçlı Seferi, Konstantinopol gibi simgesel anlamı olan ve kaşımaya müsait meseleleri iç siyasi malzeme olarak tartışmaya başlamıştı. Şimdi bunları Ertuğrul Bey'e soracağız. Ertuğrul Bey, önce Yeni Zelanda saldırısından başlayalım isterseniz. Ardından bu Hollanda saldırısına, çünkü Hollanda saldırısında önemli bir detay var. Saldırıyı düzenleyen kişi Türk asıllı çıktı. İsmi de açıklandı. Ne oluyor, nereye doğru gidiyor bu iç siyasi malzeme olarak gelinen nokta? Ve genel olarak atmosferi bizim için yorumlar mısın? Şunu söylemek istiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ben 20. yüzyılda yaşadıklarımızdan ders çıkararak daha iyi bir 21. yüzyıl yaşayacağımız umudunu taşımıştım. Ve yüzyılın başında hep konuşmalarımda bunu söylemiştim. Ama ne yazık ki 21. yüzyılda bir hayal kırıklığı olarak devam ediyor. Yeni Zelanda'da çok vahim bir olay yaşandı. Rahmetle anıyorum canlarını yitirenlere ve yaralılara şifa diliyorum. Herkes gibi ben de. Tabii Yeni Zelanda'da yaşanan olay dünyada tekil bir terör olayı değil. Bundan önce hem halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde hem başka ülkelerde karşılıklı son derece vahim olaylar yaşandı. Bizim ülkemizde yaşandı. Birkaç yıl önce Ankara'nın göbeğinde 103 yurttaşımız canını yitirdi. Şimdi bu olaylar, bir gözlemim var benim, üzüntü verici bir gözlemim. Bu tür olaylar dışarıda bir ülkede Müslümanlara karşı hele işlenmiş olursa bütün kamuoyu ayağa kalkıyor. Bizim ülkemizde, öteki Müslüman ülkelerde. Ama benzer olaylar Müslüman ülkelerde, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde yaşanıyor. İşte Türkiye'de yaşandı. Yemen'de yaşanıyor, Irak'ta, Suriye'de yaşana geldi, Afganistan'da yaşandı. Buralarda ne o ülkelerin kamuoyları, ne o ülkelerin yöneticileri, ne de işte İslam Kalkınma Örgütü deyin, İşbirliği Teşkilatı deyin, bütün bunlarda topyekün halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdeki terörü lanetlemek konusunda bir dayanışma, bir ortak ses yükseltme yaşanmıyor. Yani dışarıdan bize karşı yapılmış olanlara bir haklı infial duyuyoruz ama biz birbirimizi canına okurken herkes bunu olağan karşılıyor. Tabii dünyanın önünde bu Müslüman toplumunun itibarını zedeliyor. Bir kez bu iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor önce. Bu öz eleştiriyi, bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da dünyadaki olan olaylarda bizim ülkelerimizde yaşananların dahili var mıdır, yok mudur, bunları tartmamız gerekiyor. Bunlar bazen siyasi olabiliyor, bazen psikolojik olabiliyor. Ve hele bu tür olayları iç kamuoylarımızda birbirimize karşı, dünyaya karşı nefret üreterek veya toplumumuzun bir kesimine karşı nefret üreterek katiyen kullanmamamız gerekiyor. Daha önce de bu tür tartışmalardan sonra, örneğin Fransa'da olay yaşadığında, başka ülkelerde olay yaşadığında, bizim içerideki dilimiz dünyada tartışma konusu oldu. Bunlardan sakınmamız gerekiyor. Hollanda'daki olayın ayrıntısını bilmiyorum. Bir Türk'ün çıkması son derece vahim. Umuyorum ki kişiseldir. Umuyorum ki arkasından bir örgütlenme, Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili bir bağlantı, dilerim ki çıkmaz. Ama çıkarsa bunlar bizi çok tartışma konusu, dünyada tartışma konusu haline getirir. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu
tırmanış aslında Yeni Zelanda katliamı ardından, oradaki vahşet ardından nasıl bir tepki gösterildiği çok gösterileceği çok önemliydi. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinden ve tüm farklı inançlardan veya topluluklardan, etnisitesi ne olursa olsun, yatıştırıcı mesajlar geldi. Büyük bir üzüntü dalgası yayıldı ve tabii ki taziyeler birbirini kovaladı. Türkiye bambaşka bir yerde konumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere seçim yarışı içerisinde olan AKP ve MHP liderleri, tabii AKP daha ağırlıklı olarak, buradan tabir caizse selden odun kapar mıyız heyecanıyla ve tabii kendi meşreplerinin yarattığı heyecanla çok daha kutuplaştırıcı, kışkırtıcı bir söyleme yöneldiler. Son mitinglerde bütün dünyanın yasakladığı, devreden çıkarttığı görüntülerin, o vahşet görüntülerinin büyük panolardan halka, kitlelere sunulması, bunu sadece Türkiye'den izleyenlerin değil, yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarının da olduğunu unutmayalım. Bunun etkisi çok böyle olacağı belliydi, dedirtmişti bize zaten. Bu Türkiye'yi izleyen editörler olarak, bizleri gözlemciler olarak ve bunu paylaşmıştık. Umarız korktuğumuz başımıza gelmez dediğimizi hatırlıyorum hafta sonu. Çünkü yepyeni bir aşamaydı. Bir cumhurbaşkanının katılmaması gerektiği yerel seçim yarışına, mitinglerine katılarak, üstelik bunu bu boyutta nefret söylemini baştan aşağı içselleştirerek yaymasının mutlaka bir sonucu olacaktı. Nitekim bugün Hollanda'da yaşanan bu vahim olay, bu acı olay, bunun bir uzantısı değildir demek maalesef hiçbirimize mümkün gözükmüyor. Bunu da eklemiş olayım. Burada çok ciddi bir durum yaşanıyor. Türkiye hakikaten kendisini zaten bir adeta bataktaydı. İyice bataklığa, karanlığa sürüklüyor. Bu Hollanda hadisesinin de bize herhangi bir getirisi olmayacak. Olursa da zaten eksi getirisi olacak. Evet, bu ılımlı mesajlardan bahsettiniz. Aşırıcı ve provokatif söylemlerden genellikle kaçınıldı. Yeni Zelanda Başbakanı olumlu açıklamalar yaptı, taziyede bulundu. Müslümanlarla dayanışma duygusunu ifade etti. Kanada'da camide namaz kılanların etrafında bir grup çember oluşturarak yine olumlu ve ılımlı mesajlar verdiler. Türkiye'de tablo bunun tersiydi. Bu söylemle ilgili aslında tek problem Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili yaşanmıştı. Benzer bir problem beka sorunuyla da ilgili yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi seçimlere çok az kaldı ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Irak'a operasyon düzenleme vaadi vardı. Tıpkı Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi buradan da bir nevi belki de seçmenini konsolide etme, tabanını bir arada tutma niyeti seziliyordu. Ancak gerçekleşmedi çünkü ABD'nin büyük bir karşı çıkışı vardı bu operasyonla ilgili. Ardından beka söyle ortaya atıldı. Yerel seçimden nasıl bir beka söylemi çıkar? İkinize de sorayım. Aslında yerel seçimden bir beka söylemi çıkmaz. Çıkmaması gerekir. Şimdi ben bugünlerde biraz daha rahat olduğum için zaman açısından tekrar dönüp yakın siyasi tarihimizi okuyorum. Bizim çok partili dönemde iki tane partili cumhurbaşkanımız var. İsmet İnönü 46-50 arasında ve Celal Bayar 50-60 arasında. Celal Bayar 1950'de seçilince Demokrat Parti Genel Başkanlığından istifa etmiş. Partili ama parti genel başkanı değil. Parti genel başkanlığını rahmetli Adnan Menderes üstlenmiş. Hem İsmet Paşa hem Celal Bayar siyasetin çok gerildiği, tansiyonun yükseldiği dönemlerde işi kışkırtacak değil, işi yatıştıracak biçimde devreye girmişler. Bu tutumları zaman zaman kendi partilerinde eleştiri konusu olmuş ama onlar cumhurbaşkanı olarak sözle bile olsa biz bütün partilerin üstündeyiz, ben bütün partilerin karşısında tarafsız olmak durumundayım diye yatıştırıcı açıklamalar yapmışlar. Şimdi biz 60'tan 2015'e kadar, 14'e kadar partisiz olduğu varsayılan, en azından seçimlere müdahale etmeyen cumhurbaşkanlarıyla geldik. 2014'ten sonra, özellikle 16 Nisan 2017 referandumundan sonra
partili değil, partizan bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı kasabalara kadar gidiyor ve bir anlamda oradaki öteki partilerin adaylarının karşısına kendi ismini koyuyor. Bu siyasetten, hukuken, etik olarak hiçbir bakımdan bağdaşık bir tutum değil. Hadi diyelim Cumhurbaşkanı kendi partisini kazandırmak için canhıraş çalışıyor. Ama bunun siyasetin kalitesini yükselten bir biçimde, söylemini düzelten bir biçimde olması gerekir. Taraflar birbirine incitici şeyler, yakışıksız şeyler söylemişlerse, hani meclis üstünde yazar, meclis başkanı tarafları temiz bir lisanla konuşmaya davet eder diye, Cumhurbaşkanı tarafları temiz bir lisanla konuşmaya davet etmelidir. Bu yerel seçimde bunun tam tersine şeyler görüyoruz ve ben dehşetle, 40 yıldır siyasetin içindeyim, dehşetle izliyorum. Cumhurbaşkanı tarafları normal birisi söylese onun susturması gereken sözcüklerle niteliyor. Örneğin millete zillet diyor. Onun altını da son derece aşağılayıcı, ağır, haksız iddialarla dolduruyor. Cumhurbaşkanı anayasamıza göre devletin varlığı ve milletin birliğinin, bütünlüğünün temsilcisidir. Milletin bütünlüğünü temsil etmek de görevli bir makamın, o makamda bir parti başkanı bile olsa, böyle bir üslupla siyasete dalması, Türkiye'yi aslında bence beka sorununa Türkiye'yi taşıyacak olan işte tam da bu üslup. Yani Türkiye'nin aslında siyasetin tarafları açısından, dış meseleler açısından, ekonomi açısından öyle beka sorunu, yani varlık yokluk, ölüm kalım denilebilecek bir sorunu yok. Yani en fazla iktidarın tam söylemediği, işte Irak'ın kuzeyinde bir otonom Kürt yapısı kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de kurulursa Türkiye'den acaba kopma olur mu? Eğer Türkiye'yi siz ekonomisi ve demokrasisi oralardan daha yüksek bir yerde tutarsanız, kovsanız kimse gitmez. Ama tutmazsanız, ekonomisini ve demokrasisini yerlerde süründürürseniz, tutmaya çalışsanız da zor tutarsınız. Yani beka sorunu aslında buradan kaynaklanıyor. Yani söylemedikleri ama bugün yaptıklarının tam tersini yaparlarsa ancak düzelecektir mesela. Ben bunları aşılabilir sorunlar olarak görüyorum ama bir ülkenin siyasetinin en tepesi, ülkenin, devletin, milletin en tepesi, milleti acımasız biçimde kategorize eder, böler ve bir tarafa ağır şeyler söylerse milletin bütünlüğü parçalanır. Milletin bütünlüğü parçalandığı zaman da o ülkeyi, o milleti, o devleti bir arada tutmanız zorlaşır. Bu üslup yaratıyor beka sorununu. Eğer bir beka sorunu varsa buradan kaynaklanıyor. Hani Akif'in galiba bir misali var ya, tefrika girmezse bir millete onu top sindiremez diye. Bu tam anlamıyla nifak, tefrika, husumet söylemi. Buradan vazgeçmeleri gerekiyor. Ama ben işte bu olay, Yeni Zelanda'da bir olay oluyor. O bile iç siyasete tahvil ediliyor ve acımasız bir biçimde bir nefret dili üretilerek hem dünyaya hem içeriye sesleniliyor. Yani ben siyasetin bu kadar aklını yitirdiği bir dönemi ilk defa görüyorum. Evet, ben de 61 yaşındayım ve hakikaten dehşet içerisinde izliyorum Ertuğrul Bey. Yani 40 yıllık gazeteci olarak ben böyle bir şey yaşamadım. Ve yani bunu kat kat yaşıyoruz. İçişleri Bakanı bir katıldığı mitingde halka seslenirken Saadet Partisi'ne laf geldiğinde halkın içerisinden birisi itiraz ediyor ve onu gözaltına aldırtıyor. Ya bunlar, ben tabii 1950'leri yaşamış birisi değilim, amcamdan babamdan duymuş birisiyim. Bu tür sahneler orada bile böyle bu kadar kör kör gözün parmağına şekilde yaşanmış değil. Olmamış Yavuz Bey. Ben tam onları okuyorum bu arada yeniden. Olmamış yani. Ya görülmemiş. Bu kadar vahimi olmamış, ilk defa oluyor. Evet, tamamen ya bu bir anlamda seçmeni terörize etme kampanyası. Bunu bu şekilde koymak lazım. Seçmeni hiçbir siyasetçinin hangi partiden olursa olsun, hangi lider olursa olsun bu şekilde terörize etmeye hakkı yok. Buna demokrasi denemez. Bu demokrasinin D'si bile olmayan bir rejim algısıdır, anlayışıdır ya da uygulama çabasıdır. Ben bunu böyle görüyorum bir gözlemci, bir gazeteci olarak. Ne yazık ki son derece haklısınız. Fakat muhalefet de işin bu boyutlarını anlatmak konusunda çok şimdiye kadar fırsat kaçırdı. Hala da kaçıyor. Yani birileri sanıyor ki Türkiye'de olağan bir yerel seçim yaşanıyor. Bu yerel seçimde sandıktan çıkan taraf kazanmış olacak.
Ama bunun adaletli, hakkaniyetli olması için bir eşitlik, bir en azından bir denge olması gerekir. Yani medyanın haline bakıyorsunuz. Medya siyasetçilere söylemediği sözleri söyletiyor ve manşet yapıyor bunu. O manşet üzerinden de sadece o sözü söyleyen siyaseti değil, onun çevresindeki ya da iktidarın karşısındaki bütün akımları, bütün siyasi hareketleri küçültmeye çalışıyor. Böyle bir medya, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisi bunu yapıyor. İçişleri Bakanı dediniz, İçişleri Bakanı daha geçenlerde işte yurt dışında bir takım örgütlerin toplantılarına katılmış, ön sırada oturmuş, alkışlamışsanız içeri girdiğiniz zaman doğru hapishaneye diyor. Kime? Avrupa vatandaşlarına. Ya bu tam turizmin mevsiminin açılacağı bir ortamda. Bunu bir muhalefet sözcüsü söylese kıyamet kopar. Evet. İktidar sözcüsü söylüyor. Bu nasıl bir akılsızlıktır? Bu nasıl Ekinde bir de görüldü mesiret tabii. Yani bağlantısıdır? Bu nasıl 80'e bir varan Türkiye iptaller karşıtlığıdır? var. Bu nasıl bir Türkiye karşıtlığıdır ayrıca? Yani bu yerinden baktığınız zaman bu Türkiye yapılabilecek olan en büyük haksızlıklardan birisi. Bunu yani sözde hükümet, şimdi hükümet diye bir şey yok aslında. Bir cumhurbaşkanlığı görevli kadrosu var da onun mensuplarından birisi bunu söylüyor rahatlıkla ve insanlar bunu doğalmış gibi Avrupa tepki gösteriyor. Türkiye bunu duymazdan geliyor. Peki bir de meselenin yakın tehdit boyutu var. Hollanda'daki saldırıyla birlikte Almanya'da 3,5 milyon Türk ve Avrupa'nın birçok kentinde yaşayan milyonlarca Türk de şu an mutlaka kendilerini tehdit altında hissedecektir. Eviniz camdansa başkasının evine camına taş atmak çok da doğru olmasa gerek. Aslında counterproductive, yani amaçladığı şeyin dışında ve ona zararlı bir şeyle geri dönmüş görünüyor bu politika. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Bu yurt dışında yaşayan Türkler de şu an diken üstünde hissedecektir mutlaka kendilerini. Biraz önce söylediğim ona benzer bir örnek. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelecek olanları İçişleri Bakanı somut bir suça katılmış olmasalar bile sadece işte bunların hoşlanmadığı bir toplantıya katılmışsa tutuklamakla, doğrudan hapishaneye atmakla tehdit ediyor bir anlamda. Bunun için Almanya'da kıyamet koptu. Şimdi içerideki bu söylemlerde işte Konstantinopol, Haçlılar gelin kanlarınızı da boğacağız gibi bu akılla bağdaşmayacak, devlet adamı sorumluluğuyla, siyaset sorumluluğuyla bağdaşmayacak söylemler yurt dışındaki yurttaşlarımızın yaşamını, güvenliğini ciddi biçimde tabii tehdit ediyor. Yani bizim, bakın dünya, demin de örnek verdiniz, dünya Yeni Zelanda'daki olayı yatıştıracak biçimde son derece akıllı tavırlar sergilemeye, yürekten ve beyinden kaynaklanan tavırlar sergilemeye çalıştı. İşte Yeni Zelanda Başbakanı'nın tavrını gördük, Kanada'da verdiğiniz örnek. Ben dün gördüm ve çok etkilendim. Yaşlıca bir Avrupalı, muhtemelen ülkesini bilmiyorum, insan önüne kocaman bir afiş yazmış. Ben bir Hristiyanım ama bu ırkçılık ve Müslümanlara gösterilen bu ırkçılık ve şiddet olaylarına karşı burada caminin önünde ayakta duruyorum diye ve boynuna bir yafta asmış ve caminin önünde nöbet tutuyor. Şimdi dünya bunu yapmaya çalışırken bizim de bu olayları insanlık dışına, toplumlar dışına itip suhuletle yatıştırmaya çalışmamız ve ona göre kendi dünyamızda tedbirler almamız gerekirken çok incitici bir dil, çok kışkırtıcı bir dil kullanarak dünyanın çeşitli yerlerde yaşayan yurttaşlarımızı, insanlarımızı, soydaşlarımızı, dindaşlarımızı içeride iki belediye kazanacağız diye tehlikeye atıyoruz. Bu akılla bağdaşılır bir şey değil. Yani ben gerçekten bunca yıllık politik deneyimi olan, hukuk deneyimi olan, iyi kötü devletin, siyasetin belli kademelerinde bulunmuş bir insan olarak bu yapılanları akılla bağdaştıramıyorum. Yani Bu devlet aklı zamanla diye bir şey vardı eskiden. Katiyen ben bunu sağduyuyla, akılla, aklı selimle bağdaştıramıyorum. bu bir zamanlar Medeniyetler İttifakı adı altında Zapatero ile birlikte el ele kol kola yürümüş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi tarafından yapılmakta. Bu tabii Şimdi çok Sayın çok Bahçeli ile kol kola yürüyünce rapatöre yerine iş böyle oluyor tabii. tabii şunu da vurgulamak lazım. Yani adım adım dünya bu kışkırtmalar üzerinden bir dinler savaşına doğru giriyor. Bir cepheleşme var. Gittikçe keskinleşen bir söylem ve biriken bir öfke var. Yani düdüklü tencerede basınç artıyor. Tam bunlar olurken Yeni Zelanda'ya tabii ki bir bakanın taziye amaçlı olarak gönderilmesi normaldir, doğaldır. Ama
dinler arası diyaloğa, yatıştırmaya en çok ihtiyacın olduğu böyle zamanlarda yapılması gereken şeylerden birisi, eğer hakikaten böyle bir yatıştırma ihtiyacı duyan bir liderlik olsaydı, o Dışişleri Bakanı'nın yanına Diyanet İşleri Başkanı'nı da katar ve gider derdi ki orada yani bütün verebileceğin en kuvvetli barış, birlikte, barış içinde yaşama mesajlarını sen Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı olarak vermelisin ve oradaki Hristiyan ve da başka inançlardan hangi liderler, temsilciler varsa onlarla kol kola beraber fotoğraf çektirip onlarla konuşmalısın demesi gerekirken tam tersini yapmakla meşguliyet içerisindeler. Ve bunu da vurgulamak lazım. Yani bu böyle giderse mutlaka ve mutlaka papalık, Protestan kilisesi liderliği, Anglikan kilisesi, işte Yahudiler mutlaka her nerede, hangi semavi dinde veya farklı inançlarda temsilciler, liderler varsa artık bir araya gelmek zorunda olacaklar. Şimdi Türkiye burada nasıl bir strateji izliyor? İşte ortada. Dolayısıyla çok ciddi, çok zor günler bekliyor Türkiye'yi diye düşünüyorum gözlemci olarak. Peki. Peki söylem bu kadar sert ancak AKP'li seçmen de dahil Türkiye seçmeninin böylesi bir politikayı tercih ettiğine dair bir işaret var mı? Bu politikayı neyden güç alarak sürdürüyorlar? Seçmenin bu konudaki bakışıyla ilgili ne dersiniz? Seçmenin istediği medeniyetler çatışması mı ya da dinler arası çatışma mı? Böyle bir şeye oy verecek kitlenin oranı ile ilgili %40-50 gibi bir şeyden bahsetmek pek de mümkün olmasa gerek, ne dersiniz? Gülten Hanım, dünyanın hiçbir yerinde bir takım marjinal grupçuklar hariç hiçbir toplum çatışma istemez, kavga istemez. Herkes daha iyi yaşamak ister, daha güvenli yaşamak ister, daha özgürce yaşamak ister, daha fazla ekmek ister, hürriyet ister, adalet ister. Türkiye'de insanların önüne bu tercihleri, bunları soru işareti olarak koyduğunuz zaman bu tercihler çıkacaktır bence. Fakat bu kavramlar partilerin seçmen kitlesini konsolide etmiyor, gerginleştirmiyor, kemikleştirmiyor. Bu daha sert bir söylem, karşı tarafı düşman gösteren bir söylem, taraflılığı kışkırtıyor. Onun üzerinden gidilmeye çalışıyorlar. Tabii bu hangi sonucu verecek? Geçmiş yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi toplumda barışı, hizmeti, kardeşliği, adaleti, eşitliği, buna benzer kavramları kullanmıştı ve 2007, 8, 10, 11 yüksele gelmişti. Ama 2014-15'ten bu tarafa seçimler tartışmalı hale geldi. Seçim sonuçları da tartışmalı hale geldi. Bu konuda gerçeğin dışına sapıldığı yolunda çok ciddi iddialar var. Hatta kanıtlar var. Ben o yüzden bu yerel seçimde de bu dilin beklediği sonucu alacak mı? Çok kaygı duyuyorum. Ama tabii Türkiye'de nasıl medya özgür değilse, nasıl çeşitli söz kanalları, mecraları özgür değilse, sandık ne kadar gerçeği yansıtacak ve oraya yurttaşın iradesi ne kadar özgürce girecek ve ne kadar doğru sayılacak onu da çok fazla bilemiyorum. Yani halk böyle istiyor, toplum böyle istiyor. O yüzden bunun ciddi taraftarı var, bu dil kullanılıyor. Bunu kabul etmiyorum, böyle bir şey yok. Yani en iyi sonuçları geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi hiç bu kavramları yanına yaklaştırmazken barıştan, adaletten, eşitlikten, çoğulculuktan söz ettiği zamanlarda almıştı. Ve o seçimlerin sonuçları üzerinde bir tartışma yok hatırlarsanız. Tartışma tam tersine bu yeni söylemden sonra ortaya çıktı. Ve bunun içeride ve dışarıda Türkiye'ye zararı var. Biz bu seçimde bunun izlerini, şimdi seçime giden 15 gün kaldı. Ben de sokağa gözlüyorum. Bunun izlerini görüyoruz. Yani toplumda hem ekonomiden kaynaklanan, hem bu gergin söylemden kaynaklanan, hem Cumhurbaşkanı'nın her gün Cumhurbaşkanı vekarıyla değil, bir parti sözcüsü tavrıyla veya militan bir parti sözcüsü tavrıyla meydan meydan konuşması büyük ölçüde toplumda tepki görüyor. Ama bu tepki ne kadar sandığa yansıyacak ve ne kadar gerçek biçimde sandıktan çıkacak, onu bundan önceki bir takım deneyimlere bakarak çok rahatlıkla, yani sandığa girdiği gibi çıkar demek bana biraz fazla iyimser geliyor. Onu da göreceğiz tabii. Peki, buyurun. Açlık grevleri var bir de Leyla Güven'le başlayan 130 gündür devam eden açlık grevleri var. Açlık grevleri toplu bir gerginlik, evet. Toplumda evet. Toplu bir gerginlik yaşanıyor. Evet. Çok...
Açlık Grevleri Takip Platformu 5000 üzerinde tutuklu ve hükümlünün süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olduğunu söyledi. Gerekçe de Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının sınırlamaların kaldırılması ve barış talebi. Nasıl değerlendiriyorsunuz açlık grevlerini? Beklenen, istenen sonucu verecek bir hamle midir? Hem zamanlaması açısından hem de ortaya konulan amaç ve niyet bakımından. Biraz yadırgayarak karşılıyorum. Türkiye'de çok ciddi hukuk sorunları var. Türkiye'de haksız tutuklamalar var, uygulamalar var. Nice insan işinden, aşından, yargı kararı olmaksızın ekmeğinden uzaklaştırılmış durumda. Ama bazı milletvekillerinin ve işte belki çok sayıda insanın ve tutuklunun Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarının kaldırılması için açlık grevi yapmasını bence asıl gündemden kopmak olarak düşünüyorum, gözlemliyorum. Bu belki birilerinin bu sözlerim tepkisini alacak ama samimi inancım budur. Yani Selahattin Demirtaş gibi Kürt hareketi içinde demokratik çözüm yolunda umutlar üretmiş bulunan genç bir siyasetçi 2 yıldır neden suçlandığı çok da belli olmadan tutuklu. Ona benzer çok sayıda milletvekili var tutuklu ve çok sayıda her meslekten insan var. Akademisyenler var işlerinde, sivil toplum örgütleri var, yazarlar, çizerler, gazeteciler. Bir dolu insan var içeride. Yani Türkiye'nin çok ciddi hukuk meseleleri var. Ama Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarının kaldırılması konusunda açlık grevi yapılmasını ben doğrusu bu ortamda çok haklı ve doğru bulmuyorum. Ve elbette herkesin insan gibi yaşama hakkı var. Bunu talep etmek de haktır. Ama bunu birinci mesele olarak ortaya çıkarmak ve bu konuda bir açlık grevi yapmak bana çok inandırıcı gelmiyor, samimi gelmiyor. Ve Türkiye'de demokrasiye, Türkiye'nin sağlıklı bir yönetime kavuşmasına katkı yapacak bir girişim olarak görünmüyor. İç ve dış kamuoylarının tepkisi açısından yani bir gazeteci, bir gözlemci olarak yine şunu da eklemek lazım bu söylediklerinize Ertuğrul Bey. Açlık grevleri pek çok yerde, ülkede yaşandı. İrlanda'da vesaire, işte Türkiye'de de daha önce yaşanmış, tecrübe edilmiş bir şey. Bunların amacı tabii ki kamuoyunun ilgisini çekmek ve bir şekilde daha hukuk kurallarına, yasalara uygun, insan haklarına uygun bir sonucun ortaya çıkmasını sağlamak. Bir takım uluslararası kuruluşları, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyelim ya Avrupa Parlamentosu harekete geçirmek amaçlı olur. Ama burada görülen herhalde çok ciddi, bariz bir tepkisizlik var. Hem iç kamuoyundaki yaşanan bu derin kutuplaşma ve husumet nedeniyle, kolektif husumet nedeniyle dışarıda da son derece karmaşık bir konjonktür var. Avrupa çalkalanıyor, işte Fransa sarı yelekliler, İngiltere Brexit, işte Almanya'da bu yaşanan NATO krizinin etkileri, Rusya ile ilgili saymakla bitmeyecek kadar ciddi bir sorun var. Ve bu yüzden bu tek kişiye indirgenmiş görünen, ona odaklanmış görünen açlık grevi dalgasının da herhangi bir karşılığı olmadığını biz buradan her gün 24 saatte gelişmeleri takip eden gazeteci olarak çok net görüyoruz. Dolayısıyla burada eğer yani HDP açısından bakıldığında ciddi bir hesap hatası olduğu, kendi açılarından tabii çok çok net. 50 bine yakın kişi, 48 bini diyelim aşağı yukarı İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre Türkiye'de uluslararası kriterlere vurduğunuzda siyasi mahpus, yani political prisoner dediğimiz konumda. Az buz bir şey değil bu, 48 bin kişi. Dolayısıyla burada bir optik yanılma, bir yanılgı söz konusu olduğunu kamuoyu tepkilerine bakarak söylemek mümkün. Peki, Aynı kanaatteyim sizinle. Türkiye Aynı gündemi kanaatteyim. böyle, seçimlere de çok az kaldı. Şurada sayılı günler var. Ne dersiniz? Seçim sonucuna dair öngörüleriniz neler? Bir farklılık bekliyor musunuz önceki seçimlerle kıyaslandığında sonuç açısından? Gülten Hanım, şöyle bir somut gerçek var. Adalet ve Kalkınma Partisi çizgisi yerel yönetimlerde birçok yerde 20-25 yılı doldurdu. Merkezi iktidarda da 15 yıl doldurdu. 16-17. Yıla geldi. Bu elbette bir bıkkınlık yaratmış vaziyette, bir yorgunluk yaratmış vaziyette. Ankara'dayım ben.
Ankara'yı gözlüyorum. Hiçbir somut hizmete dönük, kentin iyileştirmesine dönük neredeyse şu güne kadar bir somut vaat görmedim ben. İşte gönül belediyeciliği gibi bunca insanın gönlü kırılmışken biraz ironi gibi gelen insana bir slogan var. İşte aşkla çalışacağız, şevkle çalışacağız falan gibi hamasi gerçekten kopuk bir takım afişler, pankartlar vesaireler falan var. Yani iktidar da o yorgunluğu kendisi hissediyor. Artık söyleyecek şey kalmamış ve birkaç da tabii olay yaşandı. Mesela Sayın Erdoğan geçen yıllarda İstanbul'a ihanet ettik dedi. İhanet edenlerden bir tanesi de benim dedi. Bu meseleyi en yakından bilenlerden birisiyim. Çünkü o ihaneti önlemek için çok büyük uğraşlarım oldu. Toplum da bir ölçüde bunu biliyor. Şimdi bunu söyleyen bir anlayışın, İstanbul'a ihanet ettik diyen bir anlayışın İstanbul'un yönetimine hala talip olması çok absürt bir şey. Benzer bir şey Ankara'da da var. Yani Ankara evet gecekondularını azaltıp kentleşmeyi biraz yükseltti ama Ankara'da da yayaların yürüyebileceği bir yer kalmadı neredeyse. Birçok şehir Bursa'nın ortasında, Bursa'nın tarihi merkezinde ortaya devasa bir beton kule yığını çıktı. Türkiye'nin birçok yerinde böyle. Buna bir de son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntı, işte patlıcan, soğan, varlık kuyrukları falan eklendi. Halk artık bir değişim istiyor. Bu gözüküyor sokakta. Bu normal. Yani uzun süreli iktidarlar ağzıyla kuş tutsa ki böyle değil durum. Yine yıpranırlar ama bu kez zaten çok açık bir yıpranma var. Tabii iktidar da bunu gördüğü için olmadık ittifaklara gidiyor. Şimdi siz 5 yıl önce AK Parti ile MHP'nin bu kadar işbirliği içinde olacağını ve 16 Nisan'a giderken artık koalisyona, artık başka birine ihtiyacımız olmayacak diyen bir anlayışın MHP Genel Başkanı ile beraber duvarlara afiş astırmasını 5-6 yıl önce kimseye anlatamazsınız. Ama bunlar yaşanıyor. Bunlar neden yaşanıyor? Çaresizlikten yaşanıyor. Yani gerçekten ne MHP'nin AK Parti'ye yakınlığı ne AK Parti'nin MHP'ye yakınlığı bir aşk izdivacı değil, bir mantık izdivacı. Bunu herkes görüyor. Bu nasıl çıkar sandıktan? Yani toplumun bir tepkisi var. Bu nasıl çıkar sandıktan? Onu demin söyledim. Yani bundan önceki bir takım olaylara baktığımız zaman sandığa girdiği gibi çıkmama ihtimali çok fazladır. Türkiye'de de muhalefet ne yazık ki 90 yıllık büyük partisine, birkaç yıllık öbür partilerine rağmen Türkiye'deki işte şu kadar sandığın başına bir arada koyup da ıslak imzaları bir bilgisayardan geçirmeyi başaramadı ne yazık ki. Umarım bu kez başarırlar. Yoksa sokakta, yani Ankara'dayım ben, tekrar söylüyorum, Ankara yönetiminin değişeceği konusunda çok yaygın bir kanaat var. İstanbul'la ilgili baştan beri zaten böyle bir benim beklentim vardı. Gittikçe yükseliyor bu beklenti. Türkiye'nin birçok yerinden buna benzer sesler geliyor. Şu anda toplumun nabzı ciddi bir değişiklik, değişim yaşanacak doğrultusunda. Ama seçim gecesi ne olacak? Yine hatalarını Üsküdar'a geçti diyecek mi? Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı hiçbir rakam, oran açıklamadan filan yeri falancı kazandı diyecek mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Peki. Ertuğrul Bey, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Ben için. teşekkür ederim. Sağ olun. Yavuz Bey, size de teşekkürler. Bugün güncel ve sıcak bir konuyu tartıştık, konuştuk hep birlikte. Bir başka Konuşa Konuşa programında daha görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Teşekkürler Ertuğrul Bey. Sağ olun, görüşmek üzere. Ahval'in podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.